Orta sahaya bir geçelim. İki tane merkez orta sahamız var savunmanın önünde. Gökhan Hocam yine mi Ahmet Hocam'la başlayayım yoksa hazır mı cevabınız? Yok, ben bir tanesini söyleyeyim, Ahmet Hoca zorlanmasın. Sen Torreira'yı söyle. T'yle mi başlayalım? Yani T'yle başlayanı söyleyeceğim için hemen zorlanmayayım ben. Baş harfi Torreira diyorsun. Peki Ahmet yani, Hocam sana hiç sormayacağım. Hemen cevabın bir oğluna dönermişim. Yok tabii ki, buyurun hocam. Burada yani senin bütün programların adaletlidir. Ama tabii, bazen Gökhan Hocam böyle doğru bir tespit yaptıysa zaman kazanma amaçlı. Ben de evet, Torreira deyip pası Cem Hocam'a atayım. Evet, ama orada iki kişiyi oynatacağız. Torreira'nın yanına da birini koyacağız. Onu da bir hatırlatayım. Yok, onu yanına koyduk zaten ya. Koyduk mu? O onun da F ile mi başlıyor? Yani. Ama yani o 6 aylık performansından dolayı koyuyoruz. Evet, ama 6 ayda... Şimdi 6 ayla F diyelim, öbürüne de başka bir F diyelim. Totele T diyeceğiz hocam. Totele T diyeceğiz. 6 aylık sürece de F diyeceğiz. Ha, ben kendi açımdan. Peki, kimseyi o zaman Torreira... Tamam. Da hemfikiriz. Benim fikrim hocam. Pardon, Cem Hocam'a sormadım. Torreira. Tamam, Torreira'yı direkt koyduk zaten. Ahmet Hocam'a sormuyor musun? Yok. Sordu ya. Benim yerime sen konuşabilirsin. Torreira. O zaman Torreira'nın yanına acaba kimi koysak sevgili seyirciler? Ben. Ya enteresan fikirler de çıkabilir söyleyeyim mesela. Gökhan Hocam az önce Calvo dedi, güzel gayet. Ben şimdi esasında orada... F'leri aç bize, F'leri. Geçen sene hakikaten Gerson çok iyi bir sezon geçirdi. Gerson Fernandez çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sezonun başında gene çok iyiydi. Ama sonlara doğru biraz ne derler, ne bize kayış koyverdi mi diyelim. Yani biraz ortalıkta gözükmedi. Gerson da burada olabilirdi ama Fred geldikten sonra öyle bir performans gösterdi ki Fenerbahçe'de. Yani Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe düşünmeye başladı. Orayı nasıl dolduracağım diye. Hep dolduracağım dedi ama bir türlü dolduramadı. Fred hakikaten yani ligimize de renk kattı, öyle diyeyim ben. Ya bir derbide oynamadı, orada bile derbinin tadı kaçtı mesela. Ligimize renk kattı. Yani baktığın zaman Shakhtar Donetsk'in en iyi döneminde oynamış. Oradan İngiltere'ye büyük transfer yapmış Manchester United. Oradan Türkiye'ye gelmesi, Fenerbahçe'ye gelmesi hakikaten büyük olay. Ve neden geldiğini de gösterdi esasında oynadığı futbolla. Oraya da ben gene tartışması Fred diyeceğim ama Gerson'u da bu ikilinin yanında her an zorlayacakmış gibi duran Gerson Fernandes'i öyle diyeceğim. Yani Beşiktaş'ta bu istikrarsız Beşiktaş'ta Kole ile beraber Gerson Fernandes istikrarı biraz sürdüren oyuncular diyeyim. Yani sonlara doğru Fernandes biraz durdu ama sakatlıktan dolayı bir sakatlık da yaşadı. Ama bu söylediğim iki tane oyuncu durmadan gidiyor. Torreira ile Fred geldiğinden beri, Torreira geçtiğimiz sezondan beri. Evet. Bu arada mesela Trabzonspor taraftarlarından da Mendy cevabı geliyor. Trabzonsporlulardan da tweet bekliyoruz. Trabzonsporlular da yazsın kendi adaylarını. Tabii başka takımın oyuncularını da beğenebilirsiniz. Kendi takımınızdan da oyuncu önerebilirsiniz altın 11'e. Mendy de aslında ilk başladığında çok etki yaratmıştı. Bir Beşiktaş derbisi oynadı, hepimiz hayran kaldık. Yani Mendy de düşünülebilir ama Cem Hocam sizce... Bence de Fred, çünkü Fred'i şöyle konuşmak lazım. Bir takımda bu kadar kendini hissettiren ve de yokluğu bu kadar hissedilen oyuncu azdır. Çünkü performanslara baktığımız zaman yani geçen sene, yani bir senelik performansın 6 ayı ama geçmişteki 6 aylık performansı da sanki öyle bir oynamış ki sanki 12 aylık bir performans gibi bir 6 aylık bir süreç geçirmiş. Dolayısıyla Fred'in mağlubiyeti yok zaten. Yani Fred'li Fenerbahçe'nin mağlubiyeti olmadı. Yok. Ve beraberliği bile yok. Ve bu kadar her bölgeyi hareketlendiren bir oyuncu da ben az gördüm açıkçası. Sonra bu oyuncu Fenerbahçe'nin o özellikle ön bölgesi, İsmail, işte rakibin pozisyon almasındaki, yani Fenerbahçe'nin Fred'le ve Fred'sizliği iki oyunu var. Ve bu yüzden de ben bence Fred, hepimizin de bilmiyorum Ahmet Hoca'nın fikri nedir ama Gökhan'ın da söylediklerine katılıyorum. Bence de Fred.
Evet, ya ben buradaki kriterlerin içine bütün sezon oynamış olmayı koymuştum. Hı hı. Ona hala öncelik veriyorum ki Sanchez'i oraya seçmememdeki en büyük neden o. Fred'in ortaya koyduğu performansa, kalitesine büyük saygım var. Temenni ediyorum sezon sonunda onu yılın 11'ine koyabiliriz. Yani madem Fred konuşuyoruz, ben geçen sene de orada çok iyi bir performans göstermiş İsmail'i yine Fred'in takım arkadaşını oraya önereceğim. İsmail. İsmail benim için neden önemli? Bakın Gölcükspor'dan ofansif orta saha diye transfer edilen İsmail, Jesus döneminde defansif orta sahaya evrildi. Milli takıma kadar çıkarak milli takımda bile harika performans ortaya koydu. Ben kendini geliştiren bu tür futbolcuları örnek olsun diye özellikle cesaretlendirme adına böyle bir tercihte bulunuyorum. İsmail bence bir senedir iyi performans sergileyen iyi bir orta saha oyuncusu. Oyumu ondan yana kullanıyorum. Fred ile İsmail'i koysak olur mu hocam? Olur hocam. Sen hiç sorun yok. Torreira'yı çıkarıp mı? İşte bizim maalesef teknik adam olarak devamlı adaleti ön planda tuttuğumuz için bunu değiştirme şansımız yok. Ya, bugüne kadar gördüğüm en güzel tweetlerden birini okuyacağım sevgili seyirciler. Bak şu tweetin güzelliğine, masumluğuna bakar mısınız? Mesut Özbakır demiş ki abi eşim Büşra kanalı değiştir diyor. Değiştiremiyorum, bu tatlı sohbete devam. Büşra Hanım biraz daha sabredin. Şurada az kaldı. Bir buçuk saatimiz kaldı. Bir maç süresi kadar biraz daha sabredin. Büşra Hanım da oy kullanabilir ayrıca. Hemen seçeriz onu. Tamam, eğer eşi gibi futboldan anlıyorsa, o da keyif alıyorsa bizden, ki gördüğüm kadarıyla kanalı değiştir dediğine göre pek almıyor. Ama bu gece eşinizin hatırı için, bizim hatırımız için biraz daha sabır. O zaman Fred'i koyduk. Tamam, şimdi 10 numaraya mı geçeyim, topu kanada mı göndereyim? Sağ kanada, sol kanada. Hadi sağ kanattan devam edelim. Sağ kanat kim olsun? 4-2-3-1'in sağ kanadı. Gökhan Hocam, Ahmet Hoca'ya bakıyorsun. Ahmet Hocam, peki sizden Cem Pamiroğlu'ndan başlamak istiyorum evet, bu kez. Evet, başla. Fenerbahçe'den ben gene devam edeceğim ama baktığım zaman İrfan Can'ın çok öne çıkan bir performansı var. İrfan Can'ın öne çıkan bu performansını bence taşlandırmamız da lazım diye düşünüyorum. Milli takıma seçilmesi geçen seneden hırsla belki sallanan bir performansı olduğunu söyleyebiliriz ama bu seneki performansıyla ben Fred'i seçme kriterleriyle öyle bağdaştırarak İrfan Can diyorum. Dolayısıyla bence de İrfan Can. Bir oy İrfan Can'a gitti. Ahmet Akçan sağ kanat. Ben de İrfan Can'a oy kullanacağım ama onu sağ kanat için. Sağ kanat seçiyor tabii, değil mi? 10 numara sağ değil. Önde. İrfan Can. İrfan Can kahveci. Kabul. Peki 2 oldu. Gökhan Hocam düşünüyor hala. Bence farklı bir şey söyleme ihtimali var. Kanat da biraz daha süratli bir oyuncu. Ben farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Bak şaşıracaksın. Şey, yani Yusuf Sarı diye aklıma geldi benim. Yani o da İrfan Can'ın daha hızlısı, daha etkilisi gibi durdu sezon içinde. Adana Demirspor'un hakikaten bu yükselişinde Yusuf Sarı'nın çok payı oldu. Benim izlediğim maçların hepsinde de etkili oynadı Yusuf Sarı. Onun İrfan için, Can biraz daha özellikli bir oyuncu değil mi? İrfan yani Can, daha fazla özellikleri olan. Kalite açısından doğru ama İrfan Can bu senenin başında yeni transfer gibi geldi. Baktığımız zaman geçen sene o kadar etkili değildi yani. Ama Yusuf Sarı bence yani seyrettiğim maçlarda dediğim gibi o pozisyonların hepsinde ve Speedy Gonzalez gibi top ayağına geldi mi ne yapacağını kendi de bilmiyor. Her tarafa gidebiliyor. Ben o yüzden yani çok etkili gördüğüm için söyleyeceğim Yusuf Sarı'yı. Peki Ziyech diyenler de var mesela. Deniz Or demiş ki Ziyech orta sahanın sağ tarafı. Bakasetas diyenler var.